Bu bölümde Excel'deki değişken tiplerinden bahsedeceğiz. İşte dim ile başlayıp işte dim sayı as integer gibi ifadeler kullanmıştık. Şimdi başka hangi ifadeler kullanabileceğimizi bu dosyada detaylı olarak belirttim arkadaşlar. Mesela biz en çok integer'ı kullandık. Ne demiştim? Hatırlıyorsanız artı eksi 32.000 arasındaki sayılar girilebiliyor integer'da. Integer olduğunda tam sayı olmak zorunda. Minimum eksi 32.768, maksimum da artı 32.767 arasındaki sayılar girilebilir. En küçük veri tipi byte. Dim işte sayı as byte olarak tanımlarsanız 0 ile 255 arasındaki sayıları tanımlayabiliyorsunuz. Tam sayı olmak zorunda. Integer buydu. Long dediğimizde long da tam sayıdır. Eksi 2.1 milyar da artı 2.1 milyar arasındaki sayılar girebiliyorsunuz. Tabii şurada kaç byte olduğunu da yazıyoruz arkadaşlar. Şimdi normalde siz bir değişken tanımladığınız zaman öncelikle o değişken tanımladığınız anda Excel şöyle bir şey yapar. Gider bilgisayarın RAM'inde şurada belirtilen rakamlarda hafıza yeri ayırır. Mesela dim işte sayı as integer dediğiniz anda sayı değişkeni için 2 byte ayarlar. Oraya yer boşluk bırakır. İşte RAM'de yer ayırır. Siz oraya bir şey girerseniz hemen RAM'deki o bölgeye yazar. Bir şey girmezseniz orayı yine boş bırakır. As long dediğinizde 4 byte'lık bir yer bırakıyor. Single dediğimizde arkadaşlar single'lar şöyle 45 basamağa kadarki sayılar şurada E üzeri 45 artı eksi şöyle düşünün, negatif sayılarda 45 basamağa kadar, pozitif sayılarda 38 basamağa kadar sayılar tam sayıda oluyor. Ondalık sayıları da kabul ediyor. Bu da 8 byte'lık bir veri oluyor arkadaşlar. Double dediğinizde de şöyle 324 basamağa kadar yazabiliyorsunuz. 324 basamağa kadarki sayıları ondalık kısım da dahil yazabiliyorsunuz. Currency dediğimizde para birimi için kullanılır daha çok. O da 8 byte'tır. Şu rakamda artı eksi şu rakamlara kadar yazabiliyorsunuz. Virgülden sonra 4 basamağa kadar. As date dediğimiz zaman arkadaşlar tarih tanımlamış oluyorsunuz. İşte dim işte herhangi bir ifade as date olarak tanımladınız. O da 8 byte'lık bir veridir. Şu tarihler arasındaki bütün tarihleri giriyorsunuz. 1 Ocak 100 tarihinden 31.12.1999 tarihine kadar ki tarihleri girebiliyorsunuz. As string dediğimizde arkadaşlar o da 10 byte'lık bir veridir. 2 milyon basamaklı basamağa kadar 2 milyar pardon 2 milyar karakter kullanacak kadar yazı yazabiliyorsunuz. Mesela işte dim yazı as string dediğiniz zaman Excel'e işte şurada şey yapmış oluyorsunuz. İşte 2 milyar karakter girebilecek kadar ki bu kaç kitap eder bilmiyorum. O kadar veri için yer ayırır. As boolean dediğiniz zaman arkadaşlar true veya false'dur bunun cevabı. Yani işte dim sayı as boolean dediğinizde cevabı ya true'dur ya false'dur. As object dediğinizde de nesnedir arkadaşlar. Grafikler, resimler, şekillerin hepsi objektir. As variant dediğiniz zaman da arkadaşlar bunlardan bahsettiklerimizden herhangi birisi olabilir anlamına geliyor. Yani belirsiz bir ifade. Yani bunlardan hangisi olduğu belirsizse as variant deyin veya dim sayı dedikten sonra as yazmayın. Hiçbir şey yazmayın arkasında. O da otomatikman variant olarak tanımlar arkadaşlar. Alt F11'e bastığımızda şurada birkaç örnek yaptık arkadaşlar. İşte sap makro 1 diyelim mesela. Dim sayı deyip arkasına as demediğim zaman as variant demekle arkasına hiçbir şey yazmamak aynı şeydir arkadaşlar. Dim sayı dediğinizde arkasına herhangi bir şey yazmazsanız as variant olarak yani şu en alttaki olarak tanımlar arkadaşlar. Şimdi mesela şuradaki örneklerdeki gibi mesela dim sayı 1 as byte dediğim zaman mesela sayı 1 eşittir 244. Sonra da message box sayı 1 yaz diyorum. F5'e basıyorum. Evet sayı 1 244. Peki ben büyük bir sayı yazarsam bakın hata veriyor. Neden? Çünkü byte olarak tanımladım. 0 ile 255 arası sayılar girebilirsin. Sen 2445 girdin. Bunu kabul etmez. 255 girseydim, bakın kabul ediyordu. 256 girersem kabul etmeyecektir. Hata verecektir. Tamam. Devam edelim arkadaşlar. As integer, as long, as single, as boolean gibi ifadeler arkadaşlar şurada okuyabilirsiniz. Ben şöyle birkaç örnek yapayım. Şimdi işte aşağıdaki örneği de yine okursunuz ama şöyle bir örnek yapalım. Şunu 255 yapalım tekrar. Mesela dim sayı 1
as bool'un yerine as integer olarak tanımlasaydım, as integer, sayı 1 eşittir integer 255'i kabul eder. Peki, şöyle yapalım. 32.555'i kabul eder mi? Evet, eder. 32.999'u kabul eder mi? Etmez. Çünkü 32.000 şurada rakamı hatırlarsanız 768'e kadar kabul ediyordu. Eksisini kabul eder mi? Etmez. Ama 32.000 eksi 32.000'i kabul eder mantıken. Evet, eder. Burada as long deseydim arkadaşlar şu rakama kadar bunlarla ilgili de örnekler zaten yapmıştık. As single diyelim mesela. As single dediğim zaman kabul edecektir. Çok çok daha büyük rakamları da kabul edecektir. İşte kaça kadar? İşte şu rakama kadar yani 45 basamağa kadar kabul ediyor arkadaşlar. Sonra arkadaşlar mesela double dediğimizde de 324 basamağa kadar kabul ediyor. Tabii bizim bunlarla genelde bakın single ve double'la neredeyse hiç işimiz olmaz. Ancak küsuratlı sayılar yazdığımız zaman belki single kullanabiliriz. İşte integer dediğimde illaki tam sayılar oluyor. Şimdi arkadaşlar mesela şunu tekrar integer yaparsak ve sayıyı da 5.4 yapmış olursak arkadaşlar bakın tam sayı tanımladığım için yani integer ve long'lar tam sayılardır. Sayı 1 eşittir 5.4 dersem küsuratını elimine eder. En yakın tam sayıya yuvarlar. Mesela 5.55 deseydim de bu sefer F5'e bastım. Bakın 6'ya yuvarladı. Ya da işte 445.55 deseydim 446'ya yuvarlamış olacaktı. Yani tanımladığınız durumda eğer sayı uymuyorsa ya yuvarlıyor ya da hata veriyor. Integer'da, long'da vesaire mesela şuraya long yazsaydım yine aynı şeyi yapacaktı. Yuvarlayacaktı tam sayı olduğu için. Ama single deseydim yuvarlamayacaktı bakın. Single'lar çünkü küsuratta kabul ediyor. Bakış açısı budur arkadaşlar aslında. Hani tam sayıysa o zaman eğer siz küsuratlı bir sayı girerseniz en yakın tam sayıya yuvarlar şuradaki rakamları da. Evet, double currency'yi de daha önce yapmıştık arkadaşlar. Küsuratları da kabul ediyor ve para birimlerini currency olarak. Currency zaten nakit demek. As date mesela bir tane tarih tanımlayalım. Dim tarih as date diyelim. Şimdi tarihlerde de şöyle yaparsınız. İşte tarih eşittir mesela. Şöyle diyelim. Mesela tarih 1 deyip sonra da message box. Tarih dersem arkadaşlar bakın ne cevap verecek. 31.12.1899 tarihini verecek arkadaşlar. Peki. Şöyle eksi 1 yazarsak daha önceki tarihleri verecek. Eksi 100 yazarsak bakın işte 1899, 31 Aralık 1899'dan 100 gün öncesini verecek. Pozitif negatif sayılar. Şimdi ben bunu öylesine sayı olarak girdim ama mesela şuraya 45.000 girsem ne yapacak? 2023, 3 Mart 2023 mesela. Şöyle yapalım. 42.000 girelim. 42.000. Bu tarihe denk geliyor. 2014. Bu ne demek? İşte 0 girdiğimde mesela 0 girdiğimde ne verecek arkadaşlar? 0, 0, 0 ya da 1 girelim direkt. 31.12.1899'un gününü tam olarak veriyor. Tamam. Demek ki ben 2 girsem bundan bir gün sonrasını verecek. 3 girsem bundan bir gün sonrasını. Neyse şimdi maksadımız kafa karıştırmak değil tabii ki de. Şöyle yapalım. Date value ile tarihler tanımlanır. Date value. Tarih eşittir. Date value. Çift tırnak açıp işte mesela 31.12.2018'i girelim. Bakın tarihi verdi. Ha diyeceksiniz ki ben bunu date value değil de direkt çift tırnak içinde yazsaydım da olur muydu? Evet olurdu. Bakın bunu düz yazı olarak algılamıyor. Tarih olarak algılıyor. Neden? Çünkü şuraya tarih olduğunu zaten belirttim. O yüzden bu yazıyı tarihe çevirdim. Mesela ben şuna deseydim ki tarihin gününü ver. Date. Tarih. Message box olarak ver. Pardon. Day yazmak. Yani gününü day olarak ver. Bakın 31 olduğunu verdi. Demek ki bunun tarih olduğunu algıladı. Günü de şuradan çekti. Ve mesela yılını ver desem. Year. Message bak tarihin yılını ver bana. 2018 olduğunu verdi. Yani siz direkt böyle de yazsanız, dışına date value da yazsanız sonuçta bir şey değişmiyor. Mesela dim yazı deyip arkasına as variant veya hiçbir şey yazmazsam ve sonra da gelip şuraya bir yere şunu sileyim arkadaşlar. Yazı eşittir. Bu dersem arkadaşlar ne yapacaktır Excel? Tamam. Message box yazı diyelim. Ne yapacak? Bunu düz yazı olarak algılayacak. Peki ben şuraya D yazsaydım
31 olduğunu veriyor. Yani şimdi şöyle düşünün. Arkasına hiçbir şey yazmazsam, sonra da bunun bir tarih olduğunu vesaire belirtirsem, Excel buna tarih gibi muamele edecek. Herhangi bir yazı yazsaydım, mesela merhaba yazsaydım, F5'e basıyorum, bakın hata veriyor. Çünkü bunun bir düz yazı olduğunu, yani bir string olduğunu atadı. Yani varyantlarda sadece bunu yapar arkadaşlar. Bunun bir string olduğunu, düz yazı olduğunu algıladı. Tabii ki bu tarih olmadığı için bunun gününü veremedi. Böyle düşün. Ama ben buraya gerçekten bir tarih girseydim, 31.1.2018 girmiş olsaydım, Excel bunu okudu, tarih olduğu kanaatine vardı. Sonra da tarih olarak bunun gününü hesapladı ve yazdı. Evet. Şuraya as variant yazsam da yazmasam da çok önemli değil arkadaşlar. Yine aynı işlemi yapıyor demiştik. Şimdi mesela burada bir düz yazı tanımlayalım. Dim yazı as string diyelim. Düz yazı. Yazı eşittir. İşte merhaba herkese olsun. F5'e basıyorum. Daha doğrusu önce message box olarak bunu soralım. Yazıda ne yazıyor? Merhaba herkese yazdım. Peki. Şimdi arkadaşlar stringlerle ilgili özel bir durum. Yıldıza basıp 5 yazarsam bu ne demektir? Yazı kelimesi bir stringtir fakat 5 karakterli bir stringtir. Tamam. O zaman ne yapacak? Yazı eşittir herkese merhabayı veya merhaba herkese yazarsam ilk 5 karakterini alacak, gerisini boş verecek. Bakın merha yazdı. İlk 5 karakter. Yazıları eğer sınırlamak istiyorsanız bununla yapabilirsiniz. Yıldız koyarsınız ve arkasına 5 yazarsınız. Sadece string yazsaydım o zaman ne varsa hepsini verirdi. 5 veya mesela şunu 8 yapalım. İlk 8 karakterini alacak. Şöyle 9 veya 10 yapalım. Merhaba HE yazdı. Bakın boşlukta bir karakterdir. Merhaba kaç karakterli? 7. Boşluk 8. HE de 9 10 oluyor. Evet. 10. karakter oluyor arkadaşlar. Evet. Değişkenler bu şekilde arkadaşlar. Yapmak istediğiniz şeyler için değişken tanımlayabilirsiniz. Fakat yani hiçbir şey yapmazsanız arkasında bunun yani çok büyük bir sayıysa mesela ya neydi falan diye unuttuysanız arkasında hiçbir şey yazmazsınız. Olur biter arkadaşlar. Herhangi bir şey yazmasanız bile bu şekilde de verseniz Excel onu varyant olarak tanımlar. Yaptığınız işleme göre onun türüne karar verir. Ama tek farkı şu. Çok fazla yer kaplar. 16 byte. Ama siz diyeceksiniz ki mesela 50 bin satırlık bir bilgisayar programı yazmayacaksanız ki bu mümkün değil. O zaman hani bu 50 bin satırlık kodlar zaten bir grup halinde yapılabilecek şeydir. Bir ekip çalışmasıyla yapılabilir. Yani o kadarlık kod yazmayacaksanız zaten çok da böyle integer'mış, varyantmış vesaire çok da önemli olmuyor arkadaşlar. Fakat şöyle bir şey var. Mesela şöyle düşünün. Mesela dedim ki şuraya yazayım. Dim yazı as boolean dediğimde şöyle bir kolaylık sağlar. İşte ne diyeyim? Yazı eşittir dediğim anda şimdi boolean ne demek? True veya false diyeceğim. Otomatikman size kolaylık sağlıyor yazarken yani kod yazarken de böyle kolaylıklar sağlıyor. Mesela dim kitap as workbook deseydim arkadaşlar sonra kitap yazıp noktaya bastığım anda workbook ile ilgili özellikler geliyor. Şimdi mesela workbook nokta close. Ama şöyle mesela dim yazı as integer dedim ya yazı yazıp noktaya bastığımda bakın yazının bir düz yazı olduğunu bildiği için bir özellik atanamıyor. Noktadan sonra bir şey gelmiyor. Şimdi dim yapmanın bu özelliği de var arkadaşlar. Dim as workbook, as sheet, as range gibi şeyler yazdığınızda o zaman ne yapacaktır? İşte dim hücre as range yazdığımda hücre nokta mesela value geliyor. Hücre olduğunu bildiği için yani burada range olarak tanımladığım için otomatikman noktaya bastıktan sonra hücrelerle alakalı, range'lerle alakalı özellikler geliyor. Bu tür kolaylıkları var arkadaşlar. İlerleyen aşamalarda yine bunlarla ilgili uygulamalar da yapacağız arkadaşlar. Yeri geldiğinde mesela alarm kuracağız ve tarihleri orada kullanacağız. İşte diyeceğiz ki şu tarihte, şu saatte şu işlemi yap dediğimiz zaman tarihleri kullanmış olacağız arkadaşlar. Ama sonuçta değişkenler önemli mi? Bazen önemli noktalara gelebiliyor. Ama genelde kod yazarken işte birkaç tane bilmeniz yeterlidir. İşte boolean'ı bilmeniz, integer'ı, date'i bilmeniz vesaire bu tür şeyler yeterlidir arkadaşlar. Evet, bu konuyu burada kapatıyoruz şimdilik arkadaşlar.